Makine dinamiği dersinde Newton'un kanunlarını uygulayacağız. Newton'un kanunlarını kısaca bakalım. Newton'un hareket kanunları olarak bilinen 3 tane yasası var. Newton'un birinci yasası, buna biz statik kanun diyoruz. Newton'un ikinci yasası, buna biz dinamik kanun diyoruz. Ve Newton'un üçüncü yasası ise etki tepki prensibi ya da etki tepki kanunu. Newton'un birinci yasası statik kanunu olarak biliniyor ve elbette bunun birçok anlamını yapabilirsiniz kendinize göre. Ancak burada özellikle bahsedilmesi, tanım sırasında bahsedilmesi ya da ifade edilmesi gereken nelerdir? Ben bunlara vurgu yapacağım. Bunlardan bir tanesi cisim ya hareketsizdir ve hareketsiz kalma eğilimindedir ya da cisim hareket halindedir ve hareketini devam ettirir. Ancak cisimin üzerindeki net kuvvet sıfır. Burada özellikle altı çizilmesi gereken şeylerden birincisi, elbette bu tanımı siz kendinize göre çok farklı yapabilirsiniz ama tanım sırasında özellikle bahsetmeniz gereken şey bir net kuvvetin olmaması gerekiyor. Özellikle vurgulamanız gereken bir net kuvvetin sıfır olması. İkincisi, bu cismin hareketsiz olabildiği gibi hareket halinde de olabileceği, ancak hareket halinde ise hızın büyüklüğünün değişmemesidir. Dolayısıyla burada bahsetmeniz gereken anahtar kelimeler cisim hareketsiz olabilir, hareket halinde olabilir. Eğer hareket halinde ise hızın ve büyüklüğünün değişmemesi ve sistemin üzerinde net kuvvetin sıfır olmasıdır. Bu yasadan anladığımıza göre bir cismin üzerinde, bu cismin üzerinde etki eden birçok kuvvet olabilir. Ancak bu kuvvetlerin toplamı net kuvvet eşittir sıfır olabilmesi için bileşke kuvvetin sıfır olması gerekir. Ki bu tanıma göre matematiksel olarak bunu söylemek mümkün. Toplam kuvvetlerin sıfır olması. Elbette bu işaretle de biz vektör olduğunu ifade ediyoruz. Yani buradaki kuvvet vektörlerimizin vektörel olarak toplandığında sıfıra eşit olması gerekiyor. Bu denklem aynı zamanda bize neyi söylüyordu? Bize şunu söylüyordu. Ya cisim hareketsizdir, yani hız sıfıra eşittir ya da hız sabit bir değere sahiptir. Elbette yazmış olduğumuz, burada yazmış olduğumuz denklemlerdeki ifade niçin geçerli? Önce hatırlatmıştım size. Maddesel nokta katı cisim. Buradaki görmüş olduğunuz bu denklem sadece maddesel nokta için geçerli. Yani bu uzvun boyutlarını ihmal edilebilecek kadar küçük kabul ediyoruz. Ama bu uzun boyutları ihmal edilebilecek kadar küçük değilse o zaman toplam moment, bu kuvvetlerin yarattıkları momentler olabildiği gibi cismin üzerinde momentler de olabilir. Onların toplam momenti sıfıra eşit olmalı. Eğer cismin boyutları ihmal edilebilecek kadar küçük değilse o zaman cisim açısal hızı yoktur, duruyordur. Yani hareketsizdir. Dolayısıyla Newton'un birinci kanununun bize söylemiş olduğu şey tam olarak, dolayısıyla bu tanımın olması gerektiği gibi bilinmesi gerekir. Newton'un birinci yasası statik kanundur. Cisim net sıfır kuvvet etkisi altında ya hareketsizdir ya da hareketine devam ediyordur. Hareketine devam ediyorsa da hızın yönü ve büyüklüğü değişmez. Dolayısıyla bu şekilde bir tanım yapmak durumundasınız. Elbette buradaki benim tanımladığım şekilde yerine kendi cümlelerinizi kullanabilirsiniz. Ama bu üç şeyden mutlaka bahsetmek zorundasınız. Net kuvvet. Birden çok kuvvet olabilir. Bu kuvvetlerin toplamı sıfırdır. Bu şu demek değildir. Cismin üzerinde kuvvet yoktur.